Kahverengi koku ağaca zarar veriyor, samuray aracılığı zararlı böcekle savaşıyor. Tarım düşmanı olarak bilinen kahverengi kokarcılara karşı samuray aracılığıyla biyolojik mücadele yürütülecek. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Samsun'da açılan biyolojik mücadele laboratuvarında 200 tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarcıya karşı hummalı bir çalışma yapılıyor. Bunun diğer mücadele yöntemleriyle birlikte biyolojik mücadelesinin önemli olduğunu düşünerek hem bölgemizin DOKAP İdaresi ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri'nin desteğiyle bu sene Mart ayında başladığımız laboratuvar 5,5-6 ay süreyle bitirildi ve deneme üretimlerine başlandı. İnşallah burada hem zararlının üretimi ve yumurtladarak doğal düşmanları çoğaltarak buradan zararının yayıldığı bölgelere, ülkemizin zararının yayıldığı bölgelere salarak biyolojik mücadelesini yapmaya çalışacağız. Laboratuvar çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Enstitü Müdürü Doçent Doktor Kibar Ak, biyolojik mücadele çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediğini vurguladı. Hedefimiz önümüzdeki yıl belli bir sayıda böcek üretip ondan sonraki yıl kısım kısım zararlının yoğun olduğu bölgelerden itibaren salmak. Ama dediğim gibi burada riskler söz konusu. Eğer beklenmeyen riskler olmazsa biz önümüzdeki yıldan sonra inşallah bölgede yavaş yavaş salıma başlayacağız. Biyolojik mücadele laboratuvarında samuray arıcılığı üzerine çalışan uzmanlar da böcek sayısını çoğaltmak için yumurta üretimi yaptıklarını söyledi. Yumurtalarını almak için çoğaltıyoruz. 14 dişi, 14 erkek var her kafeste, gördüğünüz her kafeste. Yiyecekleri sağlıyoruz, su sağlıyoruz, gerekli koşulu sağlıyoruz, sıcaklık ve nem koşullarını. Bu şekilde yumurtalarını alıyoruz bunlar. Yumurtalarını da -80 uygun koşullarda saklayıp yurt dışından ithal edeceğimiz zaman parazitoidi o yumurtalarla çoğaltacağız.